Değerli Çiftçi TV izleyenleri, Kanaryan programıyla karşınızdayız. Bu programda sizlere Kanarya'nın Norwich ırkı ile alakalı değerli bilgiler vermeye çalışacağız. Yanımda değerli bir konuğum var. Kocaeli Dernek Başkanımız, Norwich Kulüp Başkanımız Oğuz Ertop Bey'in kümesindeyiz. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Ondan sonra değerli bilgilerini almaya devam edeceğiz. Oğuz Bey buyurun. Evet. Öncelikle sizlere güzel bir birlikteliğimiz için teşekkür ediyoruz. Kanarya Camiası adına da teşekkür ediyorum. Çünkü bu yayınlarınızın gerçekten Kanaryacılar çok büyük katkıları oluyor. Daha ilk yayından itibaren ben de çok güzel duyumlar aldım arkadaşlarımdan. Devamını getirmeniz çok hoşuma gitti. Gerçekten teşekkür ediyoruz Çiftçi TV'ye de sizlere de buralara kadar geldiniz. Ben Kocaeli Dernek Başkanlığı yapıyorum. 26 yıldır profesyonel Kanarya üreticiliğim var. Norwich Derneği'nde başkanlığını yapıyorum. Oğuz Ertop olarak herkes zaten Kanarya Camiası bilir. Bilmeyen yok diyorsunuz. Evet, bilirler. Federasyonun kurulumundan tutun da birçok derneğin kuruluşuna kadar çok aktivitelerimiz yıllardır devam ediyor. Evet. Kanaryacılığın gelişmesi için inanın ne gerekiyorsa artık bütün özverilerimizle çalışıyoruz arkadaşlar olarak. Bunların içerisinde de 7-8 arkadaş çok özverili çalışıyoruz. Ama bizler bıraksak bile inanın şu anda arkamızdan gelen çok güzel bir camia var. Onlar inşallah bizim yerimizi alacaklar. Onlar da daha ileriki seviyelere getirecekler Türkiye'deki kanaryacılığı. Şimdi Oğuz Bey, bu Norwich ırkı ile alakalı size söyleşimiz olacak. Norwich'in duayenlerinden olarak sizi biliyoruz. Yani Türkiye'de Norwich'in gelişmesi, belli bir yere gelmesinde ciddi katkınız var bununla alakalı. Öncelikle Norwich ırkının tarihçesini sizden dinleyelim. Yani bu kuş nerede tescil olmuş, nerede başlamış, Türkiye'ye giriş yılları, hangi yıllar, siz bu işe neresinde, hangi yılda başladınız? İnşallah siz onları dinleyelim. Şimdi Norwich ırkı diğer bütün ırklar gibi Kanarya'nın insanların evcil hayvan olarak kullanımına başlamasından itibaren geliştirilmiş bir ırk. Evet. Bu ırkın menşei İngiltere. Evet. İngiltere'de 100 yılı aşkın süreler envelinde şekillendirilmeye başlanmış. Evet. Fakat bunun bir ıslahı var. Yani bugünkü şu anda KOM dediğimiz Konfederasyon Ornitoloji Mondial, yani Dünya Kanarya, daha doğrusu Ornitoloji Federasyonu, Konfederasyonu'nun çizgilerindeki standarta gelene kadar çalışmalar devamlı yapılıyor. Bir resim var. Bu resme uygun Norwich'i yetiştirmek için insanlar sürekli gayret ediyorlar. Evet. Bu gayretin içerisinde tabii yetiştiriciler o çizgiye, o normlara uygun kuşları, damızlıkları temin ediyorlar. Evet. İşte baş yapısını ona göre ayarlıyorlar, vücut yapısını, tüy kalitesini. Burada bir aslında Norwich kuşuyla ilgili bir ıslah çalışması var. Yani istenilen normlara uygun kuşun ıslahı çalışması var. Yani Norwich kuşunu sevdiği için beslemek ayrı, ıslahı için beslemek ayrı. Burada bir ıslah yani çalışması anladığım var. Kadarıyla bizler, sürekli daha iyi, daha iyi üretmek için çalışılıyor. Tabii biz yarışmacı olarak bizim üyelerimizin hepsi yarışmacıdır. Bunlar ıslah hareketi içerisindedirler. Yani en iyi Norwich'i yetiştirmek için uğraşırlar. Evet. Norwich kuşunu. Baş yapısı, göz yapısı, işte boynunun genişliği, ensesinin genişliği, omuzlarının yuvarlaklığına kadar bu ıslahın içerisindedirler. Bu normlara en uygun olan kuşları kümeslerinde tutarlar. O olmayanları ellerinden çıkarırlar. Olanlarıyla devam ederler. Eğer eksikleri varsa bunlarla ilgili ihtiyaçlarını yurt dışından veya Türkiye'deki iyi yetiştiricilerden bir erkek, bir dişi veya bir çift şeklinde kümeslerini sokarak onların ıslahıyla üretimlerine devam ederler. Dolayısıyla dediğim gibi sadece sevgiden dolayı bir besleme olayı yok. Haliyle o da ayrı bir kısım ama yetiştiricilik kısmı inanın en güzelini, en doğrusunu yetiştirmek için bir çabayla oluyor. Benim de bu çabam bu kümeste işte 26 yılı buldu. Norwich bunun içerisinde 22 yıldır, 23 yıldır var. Ta başından beri var desem var ama böyle ıslah konuştuğumuz derecedeki yapımı 20 ila 22 yıldan beri devam etmekte. Devam ediyorsunuz. Neden bu ırkı tercih ettiniz Oğuz Bey? Yani neden Norwich? Ya Norwich çok sakin bir kuş. Evet. Hareketleri yavaş, öyle çok ağır değil. Kişiyi yormuyor. Yani seyretmesinde size hafif
hareketlerle seyir keyfi veriyor. Çok hareketli bir kuş değil. Yani uçup oradan öyle panik yapan, atlayan tellere bir kuş değil. Sakin, mağrur. Seyrederken çok keyif alıyorsunuz. En azından ben alıyorum. Ama başka arkadaşlarımız veya başka kanarya meraklıları hareketli kuşları sevebilirler. Evet. Yani bu bir tercih meselesi. Yani normalde şunun için sordum. Niye bu ırk diye? Üretilmesi zor bir ırk. Yani çok fazla tercih edilmiyor. Ama siz bu zor ırkı tercih etmişsiniz. Evet. Ondan sordum bu soruyu. Tabii aslında o da var. Bir defa benim başlamamdaki en büyük sebeplerden biri kuşun o mağrurluğu oldu. Yani çok hoşuma gitti. Yorkshire de güzel, Parisien de güzel, diğer ırklarımız da çok güzel. Grosterler falan harika kuşlar. Manlıvanın sesi falan bunlar çok güzel şeyler ama ben görsel olarak görüntüye çok şey veriyorum. Kulak dinlemek müzik gibi bir şey. O manlıvalarda falan var. O nameler onlar da apayrı bir şey. Ama Norveç kuşu keyif olarak sakindir. Kişiyi yormaz. Yetiştiriciliğini biraz da zordur tabii. Yani şöyle zordur. Çok rahat üremez bir defa. Evet. Kendi yavrularına bakmada biraz beceriksizdir. Fakat sizin sorunuza dönersek neden derseniz birinci cevabım benim mağrurluğu ve güzelliği ve bütün ırkların haricinde bu ne kadar güzel bir kuş, bu neresinden görüyor diye sorular sorulan bir kuş olduğundan dolayı. Tüy kalitesi çok güzel. Evet. Mükemmel bir tüy kalitesi var. Yuvarlaklığı, başının şekli yani insana kendini çok sevdiren bir kuş. Sevdiriyor. Onun için biz de bunun sevdalısı olduk. Yıllardır besliyoruz. Evet. 22 yıl dediniz. Tabii 22 yıl. Şimdi bu işe başlayacak olanlar illaki var. Yeni yeni her sene yeni yeni bu işe başlayacak, gönül verecek insanlar ortaya çıkıyor. Bu kişilere bu Norveç'i damızlık teminiyle alakalı. Tabii iyi damızlıklar temin etmemiz lazım. İyi sonuçlara gidebilmemiz için. Ne tavsiye edersiniz Oğuz Bey? Yani ben bu işe başlayacağım, Norveç'i besleyeceğim, bu Norveç ırkı ile alakalı iyi yerlere gelmek istiyorum diyenlere damızlık temini, kümes yapısı, işte ölçüler ne olması lazım, nasıl bir yer temin etmeleri lazım, işte havalandırması, ışıklandırması nasıl bir şey tavsiye edersiniz? Sizden bunları dinleyelim. Şimdi Norveç'e başlayacak arkadaşlar bir defa bu işin kanarya ırkının, kanaryanın kendisinin yani bildiğiniz klasik bir kanaryanın nasıl yumurtladığını, nasıl çiftleştiğini, nasıl yavrularına baktığını, hastalanırsa ne ilaçları kullanılmak gerektiğini, bakım, temizlik bu konularda bir defa yetişmiş olması lazım. Yani evet. Şunu söylemek istiyorum. Önce kanaryacılığı bilmesi lazım. Önce kanaryacılığı bilecek. Daha sonra diyecek ki benim bayağı bir kanarya bilgim oldu. Ben güzel yavrular yetiştirebiliyorum. İşte normal bir çift kanaryadan 5 tane, 8 tane, 10 tane, 12 tane yavru alabiliyorum. Veya işte 10 çift kuş attım, 100 tane yavrum oldu. Hastalanmıyor kuşlarım, güzel bakabiliyorum, zaman ayırabiliyorum. Evet. Bütün bu işler bittikten sonra o zaman demeli ki ben artık kanaryanın anatomisini yani kendi beslenmeyle alakalı kısımlarını açtım. Bundan sonra ben güzel bir ırkın islahıyla alakalı bir çalışmaya gireyim. Bunun içerisinde tercih edeceği ırklardan eğer Norveç olursa onunla alakalı tabii ki islah için yapılması gereken doğru kuşları almak. Evet. Önce doğru kuşları alacaksın. Yoksa seneler kaybı olur. Evet. Yani normalde üreticilerin beğenmediği kuşları alırsanız, yani kusurlarından dolayı elimizden hepimizde çıkıyor bunlar. Çünkü İlla. Genetiğinde var. Evet. O kuşlardan alınırsa elinizdeki kuşlar neyse onlar çıkıyor. Evet. Elinizdeki kuşlar neyse onlar çıkıyor. Onun için doğru kuşları almak lazım. Yani baş yapısı doğru, vücut yapısı doğru. Bunları eğer satın alınırsa sizde de bunlar çıkacaktır. Ha bunlar genetik olarak geriye dönüşünde kötü yavrular verebilir mi? Verebilir. Ama siz onların en iyileriyle üretime devam edeceksiniz. Eksiğini göreceksiniz. Bu eksiğini gördüğünüz şeyler ne olabilir? İşte kuşların baş yapıları biraz ufaldı dediğinizde daha iri başlı bir Norveç erkek, Norveç dişi veya vücutları yuvarlak olması lazım. O yuvarlaklık uzadıysa daha yuvarlak bir dişi veya bir erkek bunları temin etmek gerekecek. Bunları da temin edebileceğiniz yerler haliyle yarışmalarda derece almış yetiştirici arkadaşlarımızın olması lazım. Evet. Derece almak bugün federasyonun katkılarıyla zaten bunları biz yurt dışından hakemler getiriyoruz, seminerler yapıyoruz. Kendimiz kulüp yarışmalarımızda gelen yurt dışındaki hakemlere dünya standartındaki kuşları seçtirtiyoruz. Onlar diyor ki bakın bunları besleyin. Bu birinci oldu, şampiyon oldu. 50 tane, 100 tane kuş içerisinden yeri geliyor. 200 tane kuş içerisinden en güzelini seçiyor. Evet. Ve o bize şablon oluyor. Diyoruz ki bak bu buranın en güzeli. Bu tarz kuşlar kriterleri yüksek kuşlar. Gelen
amatörler olsun veya yarı profesyoneller veya en profesyoneller de dahi o kuşlara bakıp önümüzdeki yılların programını yapıyorlar. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii ona ulaşmaya çalışıyorlar. Onun için yeni meraklar olsun, Norveç kuşunu şu anda yetiştirenler olsun, kulüp yarışmaları, federasyon yarışmaları, daha doğrusu yarışmalara muhakkak gelmeliler. Katılmasalar bile katılan kuşları seyretmeliler. Evet. Orada yüksek puan alan, en yüksek normdaki kuşları seyredip Norveççilikteki geleceklerini programlamalılar. Evet. Bu programın içerisine girerlerse inanın önümüzdeki yıllarda onlar da çok çok güzel yüksek standartlarda Norveçler yetiştirebilecekler. Anladım. Şimdi Norveç üretilmesi zor bir kuş Oğuz Bey. Üretime başlamadan önce uyguladığınız bir yöntem var mı sizin? Yani kür uygulamaları yapılıyor. Evet. Antibiyotik uygulamaları. Yani bağırsaklardaki zararlı bakterilerin dışarı çıkarılması, atılması. İlerleyen dönemde, yumurta döneminde, yavru döneminde herhangi bir sıkıntı başımıza gelmesin diye. Sizin yaptığınız uygulamalar var mı? Eşleşme döneminde neler yapıyorsunuz? İşte dişiyi kafese alıyorsunuz, erkeği ayrı tutup ya da erkek dişi bir arada mı duruyor uzun süre? İşte ilk ağız alıyoruz, ikinci ağıza geçişte bazı şeyler, yollar takip ediyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Yani üretime başlayacağınız zaman ya da üretimden bir ay öncesinden itibaren sizden onları dinleyelim. Şimdi tabii üretim sezonuna girmeden önce damızlık teminini muhakkak halledeceğiz. Evet. İlk dişilerimizi. Bu hangi ay mesela, bu ay olarak söylersin? Yani en güzel aylar kış mevsiminin başlamadan, aralık gelmeden temin etmek lazım. Evet. Kasım ayına kadar bu işi bitirmek lazım veya Kasım'ın içerisinde bitirmek lazım. Evet. Aralık ayında kuşlarımızı kümese koyup dinlenme dönemine sokmamız lazım. Yani kümesimizin mikrobuna, bakterisine onlara da alışması gerekiyor haliyle. Farklı kümeslerden geldiği için tanımadığı bakterilerle karşılaşabiliyor. Bu tip hastalıklar olabiliyor. O geçişi sağlamak için 45 günlük, 50 günlük bir dönem illaki bize lazım. O dönem içinde Aralık aylarında temin edersek aylığa kadar Aralık, Ocak, Şubat'a kadar da 90 gün içerisinde kümesimize çok rahat alışır. Ortama alışır. Işığa, sese, her şeye alışır. Ondan sonra da Mart ayının başlamasıyla itibaren gün dönüm işte 21 Mart, 22 Mart o dönemlerde genelde Mart'ın 20'sinden sonra üreticiler atarlar. Gece 12 saat, gündüz 12 saat o döneme geldiğinde günlerin uzamasını bekliyoruz çünkü onlar da uyanıyorlar. Yani erikler nasıl çiçek atıyorsa bunlar da inanın o dönemde doğadaki uyanıyorlar. Doğadaki kuşların da tam eşleşme dişiler, dönemi. Tabii dişiler hareketleniyor, erkekler hareketleniyor, günlerin uzamasını takip ediyorlar. Bu takipten sonra da eşe geliyorlar. Bu dönem içerisinde yapacağımız kuşların dinlenme dönemini kümeste geçirmeleri. Evet. Yani damızlığı temin ettik. Aralık ayına kadar kümesimizi aldık. İşte bakteri ile yemleme ile farklı mamalarla alakalı geçişler 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi bir dönem içerisinde tamamlandı. Daha sonra sezon hazırlıkları başlıyor. Evet. Bu hazırlıkların içerisinde dişi ile erkeğin tanıştırılması çok önemli. Evet. Norveç kuşları çok birbirlerine aşık olabilen kuşlar. Severler birbirlerini. Evet. Hani güvercin besleyenler bilirler. İki tane bir dişi bir erkeği güvercinle yanına koysanız böyle onlar eş tutmak zorunda kalırlar. Evet. Bunlarda da aynı olay vardır. Ama bir tanışıklık dönemi gerekiyor. Araya bir tel sürüyoruz. Evet. Bu teli koyduktan sonra dişiyle erkek o tellerin arasından birbiriyle artık böyle vıcı 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 bir seslerle anlaşmaya çalışıyorlar. O anlaşmayı gördüğümüz anda artık kavga etmeyeceklerini anlıyoruz. Ve teli çekiyoruz. Artık onlar birbirine kavga etmiyorlar. Fakat birden bir atarsanız dişi erkeğe, erkek dişiye tanışıkları olmadığı için zarar verebilirler. Bu zararlı da ileride inanın hiç birbirleriyle eş yapamamanıza sebep olabilir. Dolayısıyla teli süreceğiz. Dişiye bir tarafa, erkeği bir tarafa koyacağız. Ne zaman bir hafta, 10 gün, 3 gün, 5 gün, 8 gün içerisinde birbirlerine vıcı 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 böyle konuşmaya başladıklarında tel arasından teli çekeceğiz. Daha sonra bunları serbest vaziyette bırakın. Ne zaman ki ilk başta da ayrı ayrı tüneklerde uyuyacaklardır. Geniş bir işte 60-60-120 santim biri sağda biri solda uyuyacaktır. Ama ne zaman ki artık onlar anlaşmaya başladığında yani yuva yapalım, üreyelim havasına girdiklerinde ikisi de aynı tünekte yan yana uyumaya başlayacaklardır. Evet. Akşam saatlerinde bunu gözleyeceğiz. Baktık ki yan yana uyuyorlar. Artık anlaşmışlar demektir. Bu sefer yuvayı asabiliriz. Yuva asacağız. Yuvayı şimdi yuva asmadan önce birbirini yan yana atarken bunlar göremeyen kuşlar. Yani ciddi kaş yapıları var. Evet. Bir de eşleşme döneminde yoğun tüyleri olduklarından dolayı dölleme problemleri yaşanabiliyor. Evet. Bunun için yaptığınız işte kaşlarının kesilmesi, fi bölgesinin temizlenmesi evet. böyle uygulamalarınız var mı?
Tabii şimdi o ikinci aşama, yani önce birbirlerine tanışıklık dönemi bittikten sonra yumurtlama moduna girdiklerinde artık çiftleşmeye başlayacaklar görüntüsü oluyor. O dönemde çok kaşlı, eğer kaş yapıları bazı kuşlarda aşırı oluyor. Yani buff kuşlar, intensif kuşlar gibi bizim kuşlarımız var biliyorsunuz. Tüy yapılarına göre çok tüylü kuşlar da olabiliyor. İkinci yaşında kuşların tüyleri daha kabalaşıyor. Bu dönemlerde yardımcı olmak lazım üretimlerine. Yani dişisi çiftleşme için çağırdığında erkeğin onu aramasını kolaylaştırmak lazım. Anladım. Dolayısıyla o kaşların fazla aşağı inmesi dişisinin alttaysa görmesine zorluk yapabilir. O bölgeyi açabiliriz. Yani şöyle güzel görüş açısını kuvvetlendirebiliriz. Çiftleşme anında fiinin etrafındaki tüyler çiftleşmelerine, spermin geçişine problem yaratabilir. O bölgenin temizliğini etrafının temizlenmesi, tam üstündeki tüylerin alınması da olumsuz yani, bir tabii. sonuç veriyor zannediyorsun. Yani tabii o şemsiye gibi oluyor. Spermi tutucu özelliği var onun. O onun için fiillere dokunmaya, fiilin ucundakilere, çok hassaslara dokunmayabiliriz. Fakat dokunmayacağız ama bu bölgenin de temiz olması lazım. Yani ishal gibi, işte dışkısının çok yumuşak sulu olması gibi durumlarda olmayacak. O durumlarda da bu sefer o küçücük tüyler o bölgeyi kapatıyor. Ve çiftleşme olsa bile, yani sağlıklı bir çiftleşme olmadığı için yumurtalarımızda boş çıkma durumları olabiliyor. O dönemlerde kesinlikle ishal veya bağırsak rahatsızlığı gibi şeyler kesinlikle yaşamamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra artık yumurtlama dönemi olacak. Onlar çiftleştikten sonra zaten 5 gün içerisinde dişi yumurtlamaya başlıyor. İşte her yumurtalarını toplamamız gerekiyor. Niye topluyoruz? Şimdi şöyle, yumurtalar, yavruların hepsinin aynı günde çıkması lazım. Aynı günde çıkması lazım ki boy farkı olmasın. Eğer aynı günde çıkmazsa birinci gün çıkan yavru iri oluyor. Ertesi gün bir tane daha çıkıyor. O biraz ondan haliyle küçük oluyor. Çünkü birincisi beslenmeye başlamış oluyor. İkincisi ertesi gün 24 saat fark oluyor. Üçüncüsünde bu fark daha da uzuyor. Ve büyük olan daima yemi kapıyor. Kapıyor ve annenin de belki kursağındaki yem de bitmiş oluyor. İkinciye şey kalmıyor, mama kalmıyor diyelim. Bunu önlemek için yavruların hepsinin aynı gün çıkması gerekiyor. Yumurtaları toplarız. Dördüncü yumurtayı gördüğümüzde diğer topladığımız 3 taneyi de altına veriyoruz. Yavruların hepsi aynı gün çıkıyor. Annenin altına mı koyuyorsunuz yoksa bakıcı kuşlar mı kullanıyorsunuz? Şimdi Norveç kuşları aslında kendileri bakabilirler. Bakabilirler. Bakarlar demiyorum. Bakabilirler. Bunların içerisinde bu da tabii aslında ıslahın bir kısmı. Yani benim Norveçlerim bakar, yavruların altına bırak dediğimiz yetiştiriciler de var. Fakat bunlar biraz minyon kuşlar. Yani hareketli Norveçler, küçük. Yani çok hareketli. Bunlar bakabiliyor. Bu kabalaştıkça, ağırlaştıkça, hantallaştıkça, baş şekli büyüdükçe, göz mesafeleri yumurtanın veya yavruyu diyelim, yavruyu görme şekli biraz zorlaştıkça, inanın gagasıyla yavrunun o küçücük ağzına mesafeyi ayarlayamıyor. Yani nişanlayamıyor. Dolayısıyla üstüne kusuyor, sağına kusuyor. Yavrunun başı hareketli, tam tutturamıyor ve yavru aç kalıyor. Ama küçük Norveçlerde, minyon kuşlarda bunlar daha nişancı oluyor. Yani nişancı kelimesi rahat yavruya, besleyebiliyor. Tabii yavruya şey yapabiliyor, ağzına hedefleyebiliyor mamayı. İri kuşlarda bu zor. Şöyle diyelim o zaman, eğer Norveçleriniz küçükse, minyon tiplilerse, yani yavru bakabilme durumu var. Kesinlikle var bunu. Belçika'da çok yetiştirici kendi baktırtıyor. Çok iyi biliyoruz. İngiltere'de de bu tip yetiştiriciler var. Fakat çok iri kuşlarının, kümeslerindeki çok iri kuşlarının yumurtalığını altına bırakmıyorlar. Onları o daha minyon Norveçlere baktırtabiliyorlar. Veya bakıcı kullanıyorlar, onlara kaçırıyorlar. İlla da annenin, her anne yavrusuna bakacak diye Norveçlerde böyle bir şey yok. İri Norveçlerin bakması zordur. Minyonları bakabilir, bakabilir. Bunu da takip edeceğiz. Birinci, ikinci günlerde yardımcı olun deniyor. Ne demek o?
Yani ilk yavru çıktığında çok küçük olduğu için anne o mamayı nişanlaması, tam böyle ağzını nişanlamasına zorluk çekebiliyor. Hı-hı. Biz onu işte bir hazır mamalar var artık yurt dışından geliyor. Hı-hı. Sulandırıyoruz onları. Birinci gün, ikinci gün biz hafif kendimiz takviye suyla, veriyoruz. Çok hafif ılık suyla. Tabii ılık sularla koyu falan şerbet, kıvamına. Şerbet kıvamına getiriyoruz. Birinci, ikinci gün onlara yardım ediyoruz. O sırada yavru az bir şey gelişmiş oluyor. Hı-hı. Anne de o ağız büyüdüğü için daha rahat şey yapıyor. Yavru kendini dik tutabiliyor. Evet. Yani o dik tutabiliyor. Derken üçüncü gün bakıyoruz anne de doyurmaya başlamış. Birinci, ikinci gün yardımcı olursak üçüncü, dördüncü günlerde baktığını görebileceğiz. Benim geçen sene bakan kuşlarım burada oldu. Hı hı. Gayet güzel kendileri besledi. Ama dedim ki birinci gün, ikinci gün ben de yardımcı oldum. Destek tabii destek olduk. Ondan sonra baktım kendisi de doyurmuş. Hiç ellemedim. Yani eşiyle beraber yavruları uçurdular. Çok zor değil. Ama dediğim gibi işte yardımcı olmak gerekiyor. Yani bunun bir hobi olduğunu, onların bize muhtaç olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yani yavrular çıktığı günde mesela normalde işte yemimiz var, suyumuz var. Ekstra yavrular çıktığı zaman kuşların önüne sunduğunuz şeyler var mı? Yani ekstra işte mama gibi veya sebzeler gibi, meyveler gibi böyle şeyler veriyor musunuz? Tabii şimdi yavrularımız doğduğunda yumurtalı mama dediğimiz mamayı. Evet. Kesinlikle yapacağız. Evet. Yani yumuşak, pamuk gibi, hı hı. Böyle içerisine rendelenmiş yumurta olabilir, hazır mamaların ıslatılaraktan pamuk gibi hale getirilmişleri olabilir. Yani onlar böyle tercihtir. Lapa gibi de olmayacak, çok yok. Tane tane de dağılacak tabii, şekilde olmayacak. Yani lapa gibi olmuyor. Yani böyle o lapa gibi olmuyor. Yani hayvan onu yutabilmeli, ağzına yapışmamalı. Anladım. Yani tanecikli olması lazım. Hı hı. Böyle ekmek, ıslatılmış ekmeğin. Böyle tane tane olmuşu gibi evet. düşünebiliriz veya bir bulgur şişirmiş bulgurun tane tane hı hı. olmuşu gibi düşünebiliriz. Elimize öyle yapışmayacak yani sıktığımızda hamur haline gelmeyecek. Hı hı. Tekrar şöyle yaptığımızda dağılabilecek mama. Bunun içerisine yumurta rendelersek yumurta çok besleyici evet. yani doğal protein deposu. Tabii, protein hı. deposu her şey var içerisinde vitaminler mineraller taze protein anne de çok seviyor. Evet. Bunları eğer sunarsak yavruların ilk 5 gününü çok iyi bakarsak hı hı. ve anne baba da bakarsa ondan sonrası daha kolaylaşıyor. Evet. Zaten 10. günden sonra 8. 10. günden sonra taneler de kusmaya başlıyor anneler. Hı hı. Yani yedikleri yemlerden de götürebiliyorlar. Evet. Ama ilk başlarda götürmezler. Götürürlerse de zaten tehlikelidir. Evet. Götürmesin diye bazı anneler götürür. Yem götürür. Çok tehlikelidir. Hı. Eğer kursaklarında kuş yemi görürsek bebeklerin evet. hı hı. hemen bütün yemleri alıyoruz önlerinden. Hiç yem bırakmıyoruz. Suyu, hı. Normal suyu var. Hı hı. Yemlerin hepsini topluyoruz. Sade mama bırakıyoruz. Ve mamayla beslemesini önemli sağlıyoruz. Bir ayrıntı. Belki de çoğu tabii, ölümün sebebi bu. Tabii. Biz bu tip ölümleri yaşadık ve küçücük bebeklerin, 2 günlük bebeklerin bağırsaklarından yem tanecikleri çıktı. Yani bu evet. Süt çocuğuna evet. Ne bileyim bisküvit vermek gibi bir şey mi kuru oluyor? Fasulye, oluyor? Kuru fasulye köfte vermek gibi. Böyle bir şey olmak oluyor. Bu çok evet. sakıncalı ve bebek ölümlerinin baştaki sebeplerinden biri. Evet. İnanın o yemlikleri hemen toplayın. Anne evet. mecburen mama yiyecektir ve mama kusmak zorunda kalacaktır. Evet. Ve bunu hemen aşarsınız. Ne olur daha sonra yavrularımız 7 günlük 6 günlük olduktan sonra yavaş yavaş kendi yemlerinden de sunabiliriz. Evet. Bunlara da dikkat edeceğiz. Bunlar hep gözlemeyle yakalayacağınız şeyler. Hı hı. Yani mamasını da koydum. İşte her şeyi vardı ama yavru ölmüş. İşimiz öyle bu olacak şey yani. Sürekli takip edeceğiz, öyle gözlemleyeceğiz. Öyle bir şey yok. Baştan ne dedik? Dedik ki yani sen bu işi bitir önce kafanda. 50 evet. yavru, 100 yavru yetiştir. Evet. Ondan sonra ben bir çift Norwich alayım da Norwich yetiştireyim demeye başladım. İşte bu 50 tane, 100 tane yavru yetiştirme olayı kısmında zaten bunlar öğrenecekleriniz. Evet. Yani yem kusarsa ne olur? Hı hı. İşte şöyle olursa, böyle olursa. Bunları hep aştıktan sonra bu güzel kuşların yavrularını hiç fire vermeden yetiştirebilirsiniz. Sade evet. Norwich demiyorum. Diğer kuşlar için de aynı konuşuyorum. Hı hı. Çünkü onlar da çok güzel. Onları da biz çok seviyoruz. Evet. Ama gene aynı yere geleceğim. Yani aldığınız güzel kuşların, değerli kuşların kıymetli kuşlar olduğunu bilip hı hı. bunların heba olmaması için, yavruların da heba olmaması için bir gayret içerisinde olmak gerekiyor. Evet. Yani bir yavru belki bir Türkiye şampiyonu, belki bir dünya şampiyonu olabilir yani. Onun için hiçbirinin kaybına tahammülümüz yok. Tabii. Yani yavrularımız kaç günlük olduğunda anne babanın yanından ayırıyorsunuz? Yani hangi vasfı ulaşması lazım? Nasıl bir yapıya gelmesi lazım ki artık tamam ben bu yavruyu annem babanın yanından alayım diyebiliyoruz. Bir de bundan sonraki aşamanız nedir? İşte salma ortamına mı alıyorsunuz? İşte salma ortamındaki beslenme tarzınız nedir? Onları sizden dinleyelim.
Şimdi şöyle, tabii yavrularımız 18 günlük olduğu zaman uçarlar. Yani Kanarya'nın doğası bu. 18 günlük olduğu zaman bunlar uçacaklar. Çocuklar nasıl işte yaşını karşılar yürürse. Yuvadan uçuyor. 1 yaşında. Bunlar da inanın 18 günlük olduğumu bir bakarsınız tüneye çıkmış. Evet. Bütün hepsinde bu böyle. Tabii tüneye çıktıktan sonra anne tekrar yumurtlamak isteyecektir. Yuvanın boşaldığını zaten 14. gün hazırlığını yapar. 18. gün yavrular uçtuğunda genellikle birinci yumurtayı bırakırlar. Bırakırlar. Bu dönemde 14 günlükten başlıyor. Hemen ikinci yuva asmak gerekiyor. Yavrularınız eğer 14 günlük olduğunda dişini çiftleşirken gördüğünüz zaman görmenize gerek yok. Bir tane yuva asmanız gerekiyor 14 günlük olduğunda. Yani mesela yuvamız kafesin şu kısmında onu diğer kısmına mı yoksa altına kısmına, mı diğer kısmına? Diğer bir bölgesine ekstradan ikinci bir yuva asıyoruz. İkinci bir yuva asıyoruz. Malzemelerini veriyoruz ipler gibi. İpler keten gibi, ipi, keten ipi gibi malzemelerimizi veriyoruz. Bu iplerle anne yuvasını örüyor. Yavrular 18 günlük tüneye çıktığında o da zaten 14 günlükken çiftleşmişti. Evet. 4 gün sonra ilk yumurtasını bırakıyor. Evet. Eğer böyle yaparsanız, ikinci yuvayı asarsanız 14 günlükken, çıkan yavruları anne yolmaz. Çünkü yuvası hazırdır. Pek bir iple yani yolmasının sebebi yuva yapma ihtiyacı. Tabii yuva yapma ihtiyacı. Yolmayın önüne geçersiniz. Başka 14 günlükken yuva yapmak için ondan aralarına ipler koyar, bir şeyler koyar. Eğer yuva koymazsanız onları yere düşürebilir. Tepenir çünkü içerisinde. Evet. Onları atmaya çalışabilir. O sırada bakarsınız yavrunun 14 günlük bir yavru yere düşmüş. Evet. Aslında yavru kolay kolay yere düşmez. Kolay kolay düşmez. Tabii ki ayağa kalkar, yem isterken düşebilir ama. Hani yanına yaklaştığınız anne, bile yuvaya siniyor yavru. Evet. Orayı benimsemiş. Anne içerisinde onların yuvası yuva yapmak için eşelendiği zaman bir iki yavruyu yere atabilir. Yani atmaz da düşürebilir. Gayri ihtiyar. Yani tutup da ensesinden atmıyor. Böyle bir şey zaten yok. Evet. Ama orada tepeleniyor, yuvayı karıştırıyor, yeni yumurtacak yer arıyor derken bakarsınız yavrunun bir tanesi, iki tanesi yere düşmüş. Bunu önlemek için ikinci yuvayı asın, oraya yuva hazırlığını yapsın. O yavrular da orada 18 günlük, 14'ten 18 günlük dönemini çok rahat 4 gün içerisinde geçirsinler. Çıktıktan sonra zaten 22 günlük her yavru, 22 günlük her yavru mama yiyebiliyor. Ama biz 22 gün çok erken diyoruz. Ayırmıyoruz. Yani 22 günlükte akıllanıyorlar. Suyu bulabiliyorlar, yemi bulabiliyorlar. Evet. Mamayı yemi derken yem yemezler. Yani kırmazlar. Evet. Kabuklu gıdayı kırmazlar. Ağızlarında yavaş yavaş böyle çiğnemeye başlıyorlar. Evet. Yani gezdirmeye. Mamanın içerisinde şalgam gibi yumuşak tanecikler olabilir. Onları kırmaya çalışırlar. Perilla tohumları koyarsınız. Onları hafiftir, kabukları incedir. Çok rahat kırmaya çalışırlar. Ama dediğim gibi 18 günden sonra 22 günlük olan dönem içerisinde anne baba gene yardımcı olacak yemesine içmesine. 22 günlükken kendileri yeni suyu bulacaklar. 26. günde genelde çok rahatlıkla ayırabilirsiniz. Hiçbir zarar vermiyorsa yani bel yanlarında 30 günlüğe kadar tutabilirsiniz ama gerek yok. Artık kavga ederler. Evet. Yani hiçbir şey belli olmaz. Bakarsınız anne kızar, döver. Baba işlerinden bir erkek yavruya sinirlenebiliyor. Evet. Zarar verebiliyor. Yavrular da zaten artık biraz kendi başlarına bakabilecekleri için babayla bile kavga edenlerine denk geldim yani. Güven yavrular, geliyor tabii. Evet. Yani 30 günlük yavru babayla kavga ederler. Bu dönemlere girmemek lazım. Genellikle 26 günden sonra her an ayırabilirsiniz. Evet. Ayırdığınız zaman gene yere mamasını koyacağız. Suluklarını haliyle öğrenmişlerdir ama ne olur ne olmaz diye ikinci bir suluk sağa sola belki yere bir mama kabıyla bir su, mamanın yanına bir su böyle koyup yiyorlar mı içiyorlar mı ayırdık ama bunları yani ne oluyor diye gözlemekte de fayda var. Evet. Bu gözlemler bittikten sonra baktık yemi yiyorlar, mama yiyorlar. Artık ondan sonra yavru gözlerindeki dönemlerine geçirebiliriz. Ayırdığımız kuşların bağışıklık sistemleri anne babadan ayrıldığında yalnız başına kalıyor. Anneler ona koruyucu antikot tarzı bir şeyler veriyorlar. Yani o destekliyorlar haliyle, salgılarıyla. Ama kendi başlarına kalıyorlar. Bu dönemde ben sularına hafif koruyucular koyuyorum. Yani hastalanmış da tedavi ediyormuşuz gibi. Hafif antibiyotikler olabiliyor. Yani bunların kür dediğimiz kısımları da var. Birkaç çeşidi de var. Evet. Onlardan hiç değilse 5 gün, 7 gün, 10 gün yani o 26'dan 36, 40 güne kadar olan dönem içerisinde bu tip yardımlarda bulunursanız, desteklerseniz
vitaminler, antibiyotikler gibi hafif ama bunlar. Gibi. Hafif şeyler, çok yüksek yani tedavi dozlarında değil. Minik, evet. Sularında olsun. Çok iyi olur. Fire vermezsiniz. Evet. Zaten 45 günden sonra kolay kolay bir şey olmuyor. Kendilerini kurtarıyorlar. 45 gününe geldiğinde zaten artık yemini de kırmış oluyor. Ondan sonra artık rahatlıkla devam eder. Evet. Sakin kuştur Norveç yavruları zaten. Öyle birbirleriyle kavga falan bilmezler. Kafesin büyüklüğüne göre 5 tane, 8 tane, 10 tane, 12 tane, yani 15'i pek geçirmemek lazım. 15'li grupların üzerine pek çıkmak iyi değil. 10-15 taneye kadar bir arada tutulabilir. Ama tabii 15 tane kuş ne kadar bir yer, o da tabii tahmin o yetiştiler onu biliyorlar. Mesela şu arkanızdaki salmada kaç tane Norveç yavrusu bakabiliriz? Yani bu gözler 15-18 kuşun üzerine çıkmaz. 15-18. Ortalama 15 diyelim yani şu büyüklükte bir kafeste. Tabii burasının hakkı 15-18 civarı kuştur. Onun üstüne çıkmıyor. Çıktığı zaman sıkışıyorlar zaten. Yani yem kavgaları başlıyor. Yemliğin başında 5 kuş olurken 8 kuş olmaya başlıyor. Suyun başında da aynı. Yani bir şey oluyor, telaş oluyor. Sen yiyeceğim, ben içeceğim gibi. Evet. 15 kuşta bu büyüklüklerde pek sıkıntı olmaz. Hepsine zaten sağa sola koyduğunuz yem ve suluklar boş kaldığı dönemlerde kuşların ihtiyacını çok rahatlıkla karşılar. Evet. Şimdi salma dönemine aldık. Orada yemlerini yiyorlar, mamalarını yiyorlar, suya alıştılar. Ondan sonra tabii yaz geldi. Tüylerini attılar, yeni tüylerini, anaç tüylerine geçtiler. Tabii ondan sonra yarışmalarımız yaklaşıyor. Yani evet. Ekim ayı itibariyle Türkiye'de yarışmalar başlıyor. Şimdi yarışma dönemine girmeden önce bu tüy döneminde bakımımız nasıl? Onları sizden öğrenelim Oğuz Bey. Bir de tüy dönemimiz bitti. Kuşlarımızı yarışmaya hazırlamaya başlayacağız. Burada nasıl bir yol izliyorsunuz? Ondan sonra burada vasıflı Norveçlerimiz var. Onların üzerinde göstereceğiz. Hangi vasıflı olmaları lazım? Şimdi kuşlarımızı dediğim gibi yavruları aldıktan sonra işimiz bu sefer onların yarışma süresine kadar olan dönemi başlıyor. Bu dönem içerisinde tüylerinin kalitesi yarışmalarda çok önemli. Evet. Tüylerinin daha güzel, pırıl pırıl, daha işte onlara bir boya veriyoruz. Şöyle boya, bunlar kuşlar için üretilmiş sarı tüyü, portakal veya portakal rengindeki tüyü kırmızı yapan boyalar. Evet. Bunlar kantaksaktin, betakoroten, karofil diye 3 tane boyamız var. Bunların karışımını çok iyi bilmek lazım. Evet. Oranlarını eğer iyi ayarlayamazsanız, Norveç kuşlarında veya Yorkshire kuşlarında, ikisi de aynı boya olan kuşlar çünkü. Nedir mesela? Boyanın, ölçü verecek olursak. Evet. Bir ölçü verecek olur. İşte bardak hesabı olabilir. Tabii böyle ölçüler var. Fakat bunları yanlış verirseniz renkleriniz ya çok açık olur, ya çok parlak olur veya parlaklığı az olur. Yani çok güzel ayarlamanız lazım. Bunların kuşların tüy kalitesiyle de alakalı, tüy kalitesiyle alakalı da şeyi var. Tüy kalitesiyle alakalı da boyanın kabulü olayı var. Ama eğer oranlarını iyi denk getiremezseniz inanın bir seneniz yanlış boyamadan dolayı boşa gidebilir. Evet. Bu oranlar genelde betakorotenle kansaçlaktır. İkisinin %50-%50 karışımıdır. Evet. Bu karışım güzeldir. Bunu nasıl anlıyoruz? Mesela eğer kuşlarınızın boya kabulü yüksekse yani kendi kuşunuzun ne kadar yoğun boyayı kabul ettiğini de bilmemiz gerekiyor. Evet. Testini yapıyoruz. Bir çay kaşığı birinden, bir çay kaşığı birinden karıştırdığımız numuneyi bir suda eritiyoruz. Erittirdiğimizde ki bakıyoruz yoğunluğuna. Eğer çok açıksa biraz da oranları yükseltiyoruz veya betakoretini. Koyuysa betakoretini düşürüyoruz, kansaksaktini arttırıyoruz. Böyle bu tip olaylar tecrübe. Tecrübelerden bakıyoruz boyamızın rengine. Şerbet gibidir o. Kırmızı bir şurup yapıyoruz. Eğer şurubun orantısına bakıyoruz. Eğer çok açıksa açıksa koyulaştırıyoruz, koyuysa açıklaştırıyoruz. Bu bizim kuşlara en uyan oran diyoruz. Kendimiz ayarlıyoruz. Anladım. Piyasadaki satılanlar bazen sizin kuşlarınıza uymayabilir. Kuşlarınızın tüy kalitesi çok iyi olduğu zaman veya düşük olduğu zaman. Bu orantıyı genelde kendiniz yaparsanız çok daha başarılı olursunuz. Evet. Ama piyasada satılan, hazırlanmış standart boyalar var. Bunlar genellikle yeterli oluyor. Bu şekil kullanımlarla boya işini yapabiliriz. Ayırdıktan sonra yavrularımızı yavrular 9. haftada tüye giriyorlar. 2 haftalık yani 2 aylık olduğunda 2 aylık olduğunda 8. hafta boya vermeye başlıyor. Evet.
boyalı sularımızı, mamalarımızı vermeye başlıyoruz. Evet. Suya da verebiliyoruz boyayı. Mamaların içerisine de verebiliyoruz. Başlıyoruz ki kanlarına karışsın ve tüye girdiklerinde artık onlar hemen vücutlarında olduğu için tüyler, onları emerek yeni çıkan tüyler boyalı çıksın yani diye. İlk çıkanlar boyalı. Tabii. Tüy döneminde verirsek ilk baş gerçek tüyünü verecek, sonrası boyalı olacak. Bu da işimize yaramıyor. Onun evet. için yavru döneminde vermemiz yavru lazım. Yavru döneminde yavru tüylerini döküp anne tüylerini çıkartmaya başladığında 9 haftalıkken boyayı vermeye başlıyoruz. Evet. Daha doğrusu 9 haftalıktan vermek zorundayız. 9 haftalıktan tüye giriyorlar. Biz onlara 8 haftalıkken boyalı mamalarımızı sunacağız. Evet. Şöyle bir şey yaşanıyor üretimhanelerde. Yavrular anne veya baba tarafından veya kardeşler tarafından bir iki tüyleri yolunabiliyor. Evet. O 18'den 26 gün arasında. Hı hı. Bu dönemlerde yolunan tüyler boyasız çıkıyor. Çünkü biz evet. zaten 9. haftayı beklediğimiz için boya vermek için bir müdahalede boya vermiyoruz. Fakat o tüyler orada çıkar ve onlar genelde değil zaten boyasız olduğu için sarı renkte çıkar. Evet. Bunu önlemek için yolunup yolunmadığını doğru takip etmek lazım. Eğer takip ediliyor, eğer yolunmuşsa muhakkak hemen şey vereceğiz, boyalarını vermeye başlayacağız. Ben genelde yolunmuştur, yolunmamıştır çok takip edemiyorum sayımız yüksek olduğu için. Ayırdıktan sonra hemen mamalarına başlıyorum. Anladım. Ayırdıktan sonra hemen başlıyoruz. Nasıl başlıyorum? Düşük dozlarda başlıyorum ama gene başlıyorum yani. Anladım. Çünkü o tüylerin portakalın arasından sapsarı çıkması bir faul oluyor. Anladım. Hakem tarafından. Onu önlemek için yolunup yolunmadığını takip edecek başında 24 saat duramıyoruz çünkü. Evet. Mecburen ayırdım mıydı ben hemen başlarım. 26 günlükten ayırırım. Hemen boyalı mamalarına başlarım. Evet. Oradaki tüyler, yolunmuş tüyler renkli renkli çıkarlar. Bu boyama işi yarışma sezonu bitene kadar. Ocak ayında dünya şampiyonasına yolluyoruz kuşları. İnanın o zamana kadar devam eder. Evet. Düşük dozlarda devam eder. İşte her gün veriyorsak haftada bire çekebiliriz tüyden çıkmış kuşlarda. Ama devam edebiliriz. Yani renk kuşları arkadaşlar da bilirler. Bu yüzündeki maskeyi 4 haftada bir kuşlar zaten değiştirirler. İşte. Onu önlemek için sürekli vermek lazım. Renk kuşlarında bile o mama olayını kesemiyorsunuz. Yani, anladım. Yani bizim sakallarımız gibi bundan da yüzlerindeki gagasının dibindeki tüyler onlar değişiyor. Anladım. Eğer vermezseniz aynı şey bütün kuşlarda var. Oradaki maske yani tam gagasının dibindeki tüyler zaten sarı çıkmaya başlar. Anladım. Onun için biz onu vereceğiz. Anladım. Bu da püf noktası olarak arkadaşlarımızın bilgisine sunalım. Buna önem göstersinler. Yarışma kuşlarının boyasını kesemezsiniz yarışmalar bitene kadar. Arada verin, gene verin. Çünkü o yüzündeki maske, yani tüyün dibindeki, gaganın dibindeki tüyler inanın şey olacaktır. Kendi rengiyle çıkacaktır. Anladım. Hakem bunları görür. Evet. Eğer güzel bakımlısı varsa onu direkt onu tercih eder. Evet. 93-94 puanla siz bir puan arkasında kalırsınız. Anladım. Ya nesi var benim kuşum daha güzel diyemezsiniz. Hakem gösterir bak yüzündeki. Yeni tüyler çıkmaya başlamış. Tüyleri sen buna dikkat etmemişsin. Bu senden fazla emek sarf etmiş bu yetiştirici der. Onun için bunlar da püf noktaları. Bunları zamanla kazanıyor yetiştiriciler veya bizim aktarımlarımız oluyor veya bu tip sohbetlerde minik işte püf noktaları olarak kişilere kazandırabiliyoruz. Çok zor değil. Yetiştiriciliği keyiflidir. Dediğim gibi önce yavruyu alacağız, iyi yerlerden alacağız, damızlık kuşları. Ben de iki tane dünya derecem var ama inanın kanları dünyanın en iyi yetiştiricisinin kanları. Evet. Yani çünkü dünya şampiyonu derece almak çok iyi bir yerden damızlık almak gerekiyor. Benim de İngiltere'de çok iyi yetiştiriciden aldığım kuşların yavrularıyla ancak o başarıyı yakalayabildim. Çok ıslah edilmiş. Yani onlar biz burada bu işi işte ben 22 yıldır Bilakis Norwich yapıyorum. Benden daha eski Norwichçiler de olabilir. Türkiye'de tabii abilerimiz var. Onlar 30 yıldır yapıyor ama İngiltere zaten bu onların hayvanı. Yani Sivas Kangal bizim köpeğimizse biz bundan gurur duyuyorsak Norwich'te İngiltere'nin esas damızlığı bunun ıslahını en iyi yapanlar gene orada. Oradan gelen kuşlar. Biz de çalışmanın içerisinde çok güzel kuşlar yapabiliyoruz. Ama başımız sıkıştığımızda damızlık kaybı olduğunda hemen oraya başvuruyoruz. Yer gene orası. Onların ellerinde var. Çok güzel kuşlar var. Onlar buraya geliyor. Biz de aldığımız bu kuşları en az onların yetiştirdiği kalitede, normlarda yetiştirip
yarışmalarda şanslarımızı deneyeceğiz. Bu keyif. Bu işten de bayağı bir keyif almaya böyle çalışacağız. Yavru döneminde salmalarımızdan artık kuşlarımızı yarışma kafeslerine alıyoruz. Ben şuradan bir kuş alayım. Evet. Elime. Bunun üzerinde biz gösterelim isterseniz Oğuz Bey. Şimdi kafesimiz bu. Kuşumuzu nasıl alıştıracağız yarışma dönemine hazırlarken? Neler yapmamız gerekiyor? Yani hakem neler yapıyor ki biz öyle bir alıştıralım ki kuşumuzu? Kuşumuz faul yapmasın orada, olumsuz bir durumla karşılaşmayalım. Bir de vasıflarını sizden dinleyelim. Kafa yapısı, evet, göğüs yapısı, kuyruk yapısı, paça yapısı nasıl olması gerekiyor? Sizden onları dinleyelim. Şimdi Norwich ırkının tabii kendine bir has bir standartı var. Bununla ilgili yazılanlar var. Evet. Diyor ki işte omuzları yumuşak olması lazım. Köşesiz olması lazım. İşte baş yuvarlak olması lazım. Evet. İşte ensesi kısa ve geniş olması lazım. Hı hı. Vücudunun gagadan kuyruğa doğru bir yarım daire çizmesi gerekiyor. Gagadan kuyruğa doğru bir yarım daire çizmesi gerekiyor. Evet. Sırtının enseyle birleşimi çok muntazam olmalı. Kısa bir geçiş olması lazım enseyle vücuda. Hı hı. Omuzları dediğim gibi yumuşak olacak. Aşırı belirgin, köşeli olmayacak, dar olmayacak. Evet. Kuyrukları çok uzun olmayacak. Çok kısa da olmayacak. Hı hı. Toplu olacak. Kanatları kuyruğa bastığı yer muntazam olacak. Tek çizgi gelecek, ayrık olmayacak. İşte gözlerinin olduğu kısım, kaşları vardır ama aşırısı çok istenmez. Evet. Çok güzel bir yüz ifadesi olacak, yuvarlak bir baş ifadesi. Çok zor değildir. Fakat kriterlerini bilirseniz zorlanmadan doğru kuşları kümesinize sokabilirsiniz. Evet. Mesela sırtının eğmesi dediğimiz bir olay vardır. Kurbağa pozisyon derler. Şöyle eğimi şeklinde eğer. Bunu pek yapmaması lazım. Biraz orası dolu olması lazım. Ya, böyle top gibi duracak yani. Tabii biraz şöyle sırtı dolu olacak. Top gibi dediğin gibi. Bazı kuşlarda o kısım bayağı eziktir. Hı hı. Hakemler bunların hepsini görür. Bunlar doğru çizgideki Norwich'ler değil deyip size kuşlarınıza derece vermeyebilirler. Hı. Doğru kuşlarla başlarsak genelde doğru devam ediyor. Damızları bırakırken de en güzellerini bırakacağız. En standartlarını bırakacağız. Hı. O çizgilerimiz, bu anlattığımız çizgilerin dışında olanları pek damızlıkta tutmayacağız. Hı. Bunlara da yeni başlayan arkadaşlara uygun fiyatlara verip bunlarla başla. Bir Norwich'i tanı, daha sonra daha üst kalitedeki kuşları alır, beslersin diyebiliriz. Evet. Bir de eşya atarken de ince tüy, kalın tüy ayrımını şey yapmak lazım. Yani ince tüy ve kalın tüylü kuşları bir araya getirmek lazım. Tabii tabii. Çapraz çalışmak gerekiyor. Yoksa tüy yapısında problemler oluyor. Tüy yapısını korumak için intensif ve buff dediğimiz faktörü kullanmamız gerekiyor. Bunlar kuşların tüy kalitelerini koruyorlar. Evet. Daha parlak tüyde kuş çıkartmalarını, yavru çıkartmalarını sağlıyorlar. İriliklerini koruyabiliyorlar. Pırıl pırıllığını koruyabiliyorlar. Evet. Yani onlar işin bayağı bir profesyonel kısmı. Ama acı sarı kamışı dediğimiz yani buff intensive dediğimiz fonksiyonlarda eşleştirmeler doğru eşleştirmelerdir. Bunlar da başarıya götüren kısımlarıdır. Evet. Oğuz Bey, ben şöyle elimi alayım. Sizle muhabbete doyum olmuyor. Siz de son olarak Norwich'in Türkiye'de ve dünyadaki yeri ile alakalı duygu düşüncelerinizi alalım. Ondan sonra söyleşimizi bitirmiş olalım. Evet. Şimdi Norwich kuşu gerçekten Türkiye'de çok seviliyor. Evet. 80'li yıllarda İngiltere'den çok kuşlar geldi. Evet. Çok güzel kuşlar geldi. O dönemlerde ben akvaryum kuş dükkanımın çok hareketli dönemleriydi. Evet. Kanaryalarım yoktu. 90 yılında kanaryaya başladım. Ama tabii merakımızdan dolayı gene takip ediyorduk. Kanaryacı çok dostumuz, arkadaşlarımız vardı. 80-85 yıllarında çok güzel kuşlar Ankara'ya, Ankara'dan Manisa'ya dağıldı. Bu dönemlerden sonra Norwich gerçekten bayağı bir sevgili buldu kendine. Çok güzel kuşlardı. İşte ben de Manisa'ya gelen bir grubun devamını aldım 93 senesinde zaten. O sene çok iyi kuşlar vardı Manisa'da yetiştirici arkadaşlarımız. Onlar bırakınca biz de ev aldık onların kümesini. Bizler de onları geliştirdik. İşlerine İngiltere'den güzel kuşlar ilave ettik. İlave ettiniz. Bu ilavelerle daha da güzelleşti ve 2001 senesinde
Dünya şampiyonasında bir dünya üçüncüsü alarak böyle başarılarımızın böyle terçinledik, emeğimizin karşılığını gördük o dönemlerde. Evet. Ondan önceki dönemlerde federasyon başkanımız Zuhal Daştan Bey çok başarılı bir Norveç yetiştiriciliği yaptı. 200 tane yavru aldı bir döneminde. Evet. O dönemde 200 yavru içerisinden dünya şampiyonu çıkarttı. Sonra dünya ikinciliği çıkarttı. Arkasından Zuhal Bey'in başarısından sonra benim başarım vardır. İşte dünya üçüncülüğüyle. Daha sonra bir 2011'de bir dünya ikinciliği de aldım. Bu tip başarılarımız oldu. Şu anda da çok iyi yerdeyiz. Dünya şampiyonunda da gerçekten Norwich olarak iyi yerlerde olduğumuzdan eminim. Evet. Çok teşekkür ederim Oğuz Bey. Ben çok güzel bir söyleşi oldu. Evet değerli Çeşit TV izleyenleri, bu hafta size Kanarya'nın Norveç ırkını tanıtmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.